arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle elimde gördüğünüz bu güzel çalışmamızı yapacağız 3 boyutlu güzel papatyalarımızla bu suluğumuzu çalışacağız örmesi son derece kolay altından şu şekilde başlıyoruz örmeye artışlarımızı yaparak yeterli büyüklüğe ulaşana kadar zeminimizi suluğumuzun zeminine uygun bir zemin hazırlıyoruz daha büyükler için biraz daha artışlarınıza devam etmeniz gerekecek. Bunu video içerisinde zaten sizlerle paylaşacağım inşallah. Şuradaki görmüş olduğumuz boyutumuzu e, tamamen suluğumuz bittikten sonra çalışıyoruz. Önce mavi kısmımızı tamamlıyoruz. Bildiğimiz bu klasik trabzanlarımız ve kafesimizle. Daha sonra gördüğümüz bu güzel kabartılı çiçeklerimizi öncesinde Morunu çalışıp daha sonrasında bu hardal kısmını çalışarak tamamladım ve kısa bir kulp çalışması yaptım. Bu da isteğe bağlı olarak istediğiniz uzunlukta olabilir. Yapımını sizlerle birlikte çalışacağız. Sizler dilediğiniz kadar tabi kullanıma uygun olarak uzatabilirsiniz. İçine su aldığı zaman ağırlığa istinaden biraz daha uzayacaktır. Şöyle görelim. Çok çok kolay bir çalışma. 2,5 numaralı tığımı ve bebe iplerimden bir tanesini kullandım. Dilerseniz pamuklu merserize hangi iplerden tercih ederseniz ya da elinizde ne varsa onlarla bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Şöyle bakın tamamını gördü. Şu şekilde kabım vardı. Evet kolay gelsin diyerek hemen bu güzel sevimli çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. 술um örmek için bebe mavisi ipimi kullanıyorum. Herhangi bir marka olabilir. Pamuk ipler, merserize, akrilik hiç fark etmez. Elimizde ne varsa. 2.5 numaralı da tığım var. İpinize uygun tığları tercih ederseniz sonuç çok mükemmel olacaktır. Bir zincirimi çekip düğümümü attım ve şöyle ipimi rahatlattıktan sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Birinci zincir içerisine gelerek tığımın ucunu girdiriyorum ve burada bir tane ipimi şöyle alarak yuvarlak oluşturuyorum. Yuvarlağım 6 zincirden oluştu. Yuvarlağımı kapadıktan sonra 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve yapmış olduğum halkanın içerisine çektiğim zincirle birlikte 12 tane İki ile trabzan yapıyorum. Yani bir defa başını dolayıp iki defa da örüyorum. Yuvaya giriyorum. Bir ve iki. Yuvaya giriyorum. Bir, iki. Toplam üç oldu. Bakınız. Dördüncüyü örüyorum. Beş. ipimi de gizliyorum. Altı. Şöyle tutuyorum.

12 tane trabzanımı ördüm başlangıç zincirimin içerisine tığımın başını girdiriyorum 1 2 3. zincir içerisinden tığımın ucunu girdirdim ipimi alıyorum girdirdiğim yerden çıkarıyorum daha sonra örgümü devam ettirdiğim ilmeğin içinden geçirerek birinci sıramı bu şekilde bağlıyorum şöyle elimizle düzelttikten sonra ikinci sıramıza artışlarımızı yaparak başlıyoruz. Şöyle ip burayı çekerseniz aramız şöyle sıkışacaktır bakınız. Şimdi 3 tane zincirimi tekrar çekiyorum. 2 ve 3. Tığımın başını bir defa doluyorum. Hemen dibine batıyorum. 1 2 Aynı yere iki tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanıma gelerek giriyorum. 1 aynı yere bir daha batıyorum 2 başını doluyorum bir sonraki trabzana giriyorum 1 aynı yere batıyorum 2 yani bütün e, trabzanlarımızı ikişer ikişer örüyoruz sıradakine giriyorum Bir. tekrar aynı yere giriyorum 2 toplamda 24 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz suluğumuzun tabanında şöyle belli zaten gireceğimiz yerler giriyorum 1-2 ikişer ikişer örerek tamamlayalım. Toplamda 24 tane trabzan sayısına ulaşalım. Son trabzanımızı ördüm. 24 trabzanımız oldu. Sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24. Şimdi zincirden oluşan trabzanımın üzerine gelerek tığımın ucunu girdiriyorum. İlmeğimi doluyorum. ipimi şöyle tığıma önce zincir içerisinden daha sonra ilmeğimin arasından geçerek ikinci sıramı da bu şekilde kapatıyorum şimdi yine artışlarımızı yapacağız üçüncü sıramızda bir tane tek bir çift tek çift tek çift olarak orayı tamamlayacağız üç tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen şöyle dibine batıyorum Çevim başını doluyorum. Bir sonraki trabzanma tek örüyorum. Bakın bunu tek ördüm. Bir çift, bir tek. Sıradakine çift örüyorum, batıyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Çift. Doluyorum. Giriyorum. Tek olarak burayı öreceğim. Tek. Bir tek, bir çift, tek. Şimdiki çift bir ve aynı yere batıyorum çift bir sonraki tek çift bir ve aynı yere batıyorum tek bir sonraki çift tek çift tek çift üçüncü sıramızı tamamlayalım Üçüncü sıramızda tamamladık. Sona geldim. Zincirimi çektiğim yere geliyorum. Tığımın başına girdiriyorum. İpimi alıp zincir içerisinden ve ilmeğimden geçiriyorum. Yeniden bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Dördüncü yuvarlak sıramızda iki tek bir çift örüyoruz. Hemen yandaki trabzana batıyorum. Zincirimi çektim. İki tane tek oldu. Şimdi çift örüyorum. Bir, aynı yere giriyorum ki bu kural çok kolay e, bu uygulama yani yuvarlaklarımızı hem e, karanfilleşmeden hem de büzmeden e, örmek 12 ördüysek ikinci sırayı yani kaç ördüysek daha fazla da örebiliriz. İkinci sıramızı çift olarak örüyoruz. Daha sonra bir tek bir çift, iki tek bir çift, üç tek bir çift tekrar bir artarak devam ediyor ve hiçbir şekilde problemsiz büyütebiliriz. Diğer örgülerimiz için de bir püf noktası olarak aklımızda bulunsun. Çiftimi ördükten sonra iki tane tekimi örüyorum. Tekrar çifti örüyorum. Bir aynı yere batıyorum. Çift tek örüyorum tek örüyorum iki tane tek bir çift 2 tek bir çift şimdi çiftimde sıra 1 ve 2 şimdi çift ördüm iki tane tek Örmem gerekiyor 1 ve 2 öreceğimiz şişenin taban boyutu ne kadarsa buna göre büyütmemiz gerekmekte iki tek şuradaki çift olacaktı aynı yere batmam gerekiyor bakınız şimdi göstermek istiyorum çift iki tek çift iki tane tekimi de hemen ilave ediyorum ve sıramı bu sıra üzerine devam ediyorum dördüncü sıramızı sona kadar örerek geldim benim öreceğim şişemin boyutu bu Bakınız sapı yok. Ee, bu şekilde bir şişe. Daha büyük örmek isteyenler tabanı daha büyük olacağı için biraz daha tabanını artışlarımızı yaparak büyütebilirler. Nasıl artıracağımızı biraz önce söylemiştim. Bundan sonraki sıramızda ise 3 tek bir çift daha sonrakinde 4 tek bir çift şeklinde istedikleri kadar arkadaşlarımız büyütebilirler. Şimdi ölçtüğüm zaman bakınız tabanım gayet yeterli. Şimdi yukarıya doğru dönüş yapıyorum ve bu dönüş sonrasında herhangi bir artış yapmamıza gerek kalmayacak. Şimdi düz yönden yine örüyoruz. Geçişimi yapıyorum. Artık artış yapmıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve e, trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz. Yalnız şöyle tek katından alıyoruz. Tek katından ikisinden değil şöyle sadece bir katını alarak örüyorum bütün trabzanlarımı örüyorum. Tek kat bir doluyorum. Tek katını giriyorum. Tek katını bir dolayıp tek katını bazen örgümüz örerken e, evimizde yaşayan kedilerimizin parçaları tüyleri eşlik ediyor ipimize ister istemez hoş görmenizi diliyorum bakın şu şekilde bir çizgi olacak bir katını alıyorum sona kadar hiç artış yapmadan birer birer trabzanlarımızı örerek birleşme noktasına gelelim başlangıç noktama geldim zincirimi çektiğim noktaya ve yine batıyorum alıyorum ipimi zincirimin içinden çıktıktan sonra en son örmüş olduğum trabzanıma bağlıyorum ve yukarıya doğru ilk sıramı bu şekilde oluşturmuş oluyorum şimdi 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum yandaki trabzana batıyorum bir sonraki trabzanıma batıyorum toplamda 3 tane trabzanımı ördüm bir zincir çekiyorum. Kafeslerimizi örmeye başlıyoruz. Kafes ve trabzan. Bir atlıyorum, batıyorum. Bir. Yanındakine, iki. Bakınız her birisine batıyorum. Bir tane atladım, bir zincir çektim. Birer birer üç trabzanı yan yana örüyorum. Bir zincir çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum, diğerine batıyorum. Bir. Yan yana örüyorum. İki. 3 Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Bir atlıyorum. 3 tırabzımı yan yana olacak şekilde örüyorum. 1 2 ve 3. Bir zincir doluyorum. Bir atlıyorum. Diğerine de batıyorum. Şöyle görelim. 3 tane trabzan bir atladım bir zincir çektim 3 trabzan her biri farklı trabzan üzerinde ve bu şekilde sona doğru ilerleyelim sıramı tamamladım şöyle göstermek istiyorum kaç tane trabzan grubu olduğunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane trabzan grubum oldu yani burada şöyle 12 trabzan grubuyla bu kısmı tamamladım şimdi geçişimi yapıyorum bir tane zincirimi çekiyorum, bağlantımı ilk zincir üzerine kuruyorum, ipimi alıyorum, içerisinden geçiriyorum ve e, trabzanlarımızın üzerine kafes, kafeslerimizin içerisinde trabzan olacak şekilde örmeye başlıyorum. Hemen 5 zincirle devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim kafesimin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. İlk kafese girdim. Trabzanlar üzeri değil direkt kafes içerisi çalışıyorum. 2 ve aynı yere 3. Trabzanlarımın üzeri için sadece bir zincir yeterli olacaktır. Doluyorum. 3 trabzanımı buraya yeniden yerleştiriyorum. 2 ve 3. Bir tane zincir giriyorum 3 trabzan 1 2 ve 3 bir tane zincir 1 2 3 araya bir zincir tekrar 3 trabzanımı örüyorum şişemizin boyu olana kadar işlemimizi tekrar edeceğim ama bir defa daha geçişi yine sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Aklınızda hiç soru işareti kalmasın. Başladığımız işimizi tam bir şekilde yapabilmiş olalım. 3 Başlangıç noktamıza geldik. 5 zincir çekmiştik. Burada da bir zincir çektim. Şuraya geliyoruz. Bakınız bunun bir tane trabzan sayıyoruz. Tığımın başını doluyorum iki tane daha tırabzanımı buraya örüyorum. 1 ve 2. Şimdi 1 2 3'e batıyorum. ilmeğimi şöyle alıyorum. Bakınız. Hiç kusursuz bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde ördüğümüzde bu şekilde devam edeceğiz. 1 2 3 içerisine girerek 2 tane daha trabzanımı örüyorum bir zincir geçişlerimizi lütfen bu şekilde yapalım bakın hiç belirli olmamakta nereden devam ettiğimiz bir zincirimi çektikten sonra yeniden devam ediyorum 3 trabzan bir zincir şeklinde örelim geçişimizi yeniden birlikte yapalım yeniden sıramızın sonundayız bir tane zincirimi çekiyorum geçişimi yapıyorum üçüncü zincire batıyorum ipimi çıkarıp ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ve 5 tane zincir 1 2 3 4 ve 5 doluyorum 3 trabzanım örüyorum ve bu işlemlerimizin tekrarıyla suluğumuzun boyutuna uygun bir şekilde örmeye devam ediyoruz boyutumuzu şu şekilde olması yeterli şuraya kadar yani çok fazla kapağına kadar yaklaşmıyoruz. Çünkü burada da farklı bir işlemimiz olacak. Çiçeğimizi bu kısma yerleştireceğiz. Onun için bu ölçü olana kadar sadece trabzanlarımızı dolaşarak sadece düz yönden örerek ilerleyelim. Yeterli ölçü oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sıra ördüm ve şişemin tam şu kısmına geldim. Şimdi dış kısımlarına çalışmaya başlamak için mor ipimi alıyorum sizler ördüğünüz ipe uygun sevdiğiniz renklerle çalışabilirsiniz bir zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve şöyle üçüncü trabzanımın bulunduğu yerden başlıyorum nereden isterseniz hiç fark etmez ama ben burayı uygun gördüm Bu kısım hiç fark etmemekte bağlandım 1 2 3 4 4 tane zincirimi çektim. Bağlandığımla birlikte 5 oldu. Bir defa başını doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa bir zincir çektiğim yere geliyorum. 1 2 defa da çekiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bir defa başını doluyorum. İpimi de şöyle saklayarak ilk trabzanıma giriyorum. 1 2. Bütün trabzanlarımızı ve boşluğumuzu örüyoruz. Araya 2 zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanlarımı hiç atlamadan sırasıyla şöyle rahat bir şekilde alarak örüyorum. Ve üzerine 2 tane zincir. Tekrar ipimi de gizliyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Boşluğumuza da batıyoruz. Boşluğu, trabzanları hiçbirini atlamıyoruz. 2 zincir. Birinci trabzan. tane zincir ikinci trabzan 2 iki zincir 3. trabzan şöyle biraz uzatarak rahatça alıyoruz 2 zincirimi çektim ara boşluğa geliyorum 2 tane zincir 3 üç trabzanın üçünü de birer birer örüyorum 2 zincirimi çektim ikinciyi 2 iki zincir üçüncü trabzanımı da örüyorum yine zincirlerimi çektim ara boşluğa giriyorum tekrar trabzanımı örüyorum başladığım noktaya kadar bütün trabzanlarımızı ve bir boşluğumuzu aralarında iki zincir olacak şekilde örüyoruz Son trabzanımıza kadar örerek geldim. 2 zincirimi çektim. Başlangıçta zincirlerimi bakın aşağıyla birlikte 5 zincirimiz vardı. 3.'üye gelerek batıyorum. İpimi geçirip bağlıyorum. Bir zincirimi çekip mor rengimi burada ayırıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken tek önemli nokta 8 ve 8'in katlarıyla çalışmamız. Şu kenardaki yapacağımız süslemeleri. Yani bu mor renkli çalıştığım trabzan ve arasındaki iki zincirler toplamda 8 ve 8'in katlarıyla olmalı. Bir sayalım. Şimdi bakınız. Burada aşağıda zaten belli bir sayımız vardı. Bu sayımız 8'in katları yani 48 trabzana denk gelmekteydi. Sizde eğer herhangi bir şekilde az olacaksa aynı yerlere iki defa batarak çalışabilirsiniz. Yani 8'in katına birkaç yerde batarak ayarlayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Aşağıdan tutturmanız burada bir yere iki defa batıp araya iki zincir çektiğimiz zaman özellikle şu gibi yerlere iki defa battığımız zaman ayarlayabilirsiniz. Ben trabzana battım ama bakınız batadı bilirsiniz. çiçek sayımız güzel ve hoş durur. Sayıyorum. Şuradan başlıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ve gördüğünüz gibi 48 tane trabzanımız var. Şimdi de üzerlerinin çiçeğini çalışmak için ben hardal rengi ipimi kullanmak istiyorum. Çiçeklerimizi de çalışalım. Hemen herhangi bir yerden yine fark etmez aradan giriyorum. sabitliyorum. 1 2 3, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tırımı başını doluyorum 2ci trabzanımı 3üncü trabzanımı 4 ve 5 trabzanımı örüyorum. 5 tane trabzanımı ördüm. 1 zincir çekiyorum aynı yere gelerek batıyorum. Aynı yere bakınız. Burayı kapatıyorum. Şimdi bir diğer yani yandakine sık iğnemle geçişi yapıyorum. Sık iğnemle battıktan sonra tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Sık iğnenin yanına hemen trabzan. İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü, dördüncü, 5. 5 beş tane trabzanım ördükten sonra bir zincir çekiyorum. Kendi dibine batıyorum. Zincirle inip aynı yuvaya batıyoruz. Bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ve 5 tane trabzanımı ikili olarak aynı yuva içerisine örüyorum. Toplamda 6 defa bu işlemimizi yapacağız. 3 4 ve 5 5 trabzanım ördüm bir zincirimi çekiyorum aynı yuvaya batıyorum kapatıyorum ve bir sonraki yuvaya sık iğnemle geçişimi yapıyorum tığımın başını doluyorum çiçeğimizin dördüncü yaprağı için başladık bakınız üçünü ördüm bir tane trabzan 2 3 4 5 5 5'i tamamladım bir zincir dibine batıyorum bir sonraki yuvaya sık iğnemle geçiş yapıyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 5 5. ördükten sonra bir zincir aynı yuva içerisine bat. Toplamda 1 2 3 4 5 oldu. Sonuncuyu örüyoruz. Bir sık iğne yana geçtim. Ve 5 tane trabzanımı buraya örüyorum. Çiçeğimizin yapraklarından 6 tane ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle görmenizi istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Her 6 da tane gruptan bir tane çiçek yapacağız. 6.yı sık iğne ile battıktan sonra tığımı çekiyorum. Çiçeğimin birinci trabzanın bulunduğu araya giriyorum. Şu kısma. İlmeğimi alıyorum. Ve buradan ilmeğimi geçirerek kapatıyorum bir zincir çekip sıkıştırıyorum ve ilk çiçeğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz sonrasında devam eden ilk gruba başını bir defa doluyorum tek seferde çekiyorum bir doluyorum iki doluyorum üç defa giriyorum sonraki gruba yanındaki grubu da örüyorum başını doluyorum bir iki 3 toplamda bakınız 8 tane bu boşluktan faydalanarak çiçeğimizi ve arasındaki bölümümüzü hazırlamış olduk şimdi hemen yanındaki olan yere çiçeğimizi çalışmaya başlıyoruz batıyorum tığımızın başını dolayarak yeni çiçeğimiz için ilk yaprağı başlatalım 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ördüm. Bir zincir çekip batıyorum. Hemen yandaki gruba bir zincir çekip giriyorum. Tekrar ilk başlangıçta yapmış olduğumuz gibi 5 tane trabzanımızı yan yana her gruba kenarlarındaki başlangıç ve bitişteki sık iğnelerimizde örüyoruz. Çiçeklerimizi birer birer ördüm. Toplamda 6 tane çiçeğimiz oldu. 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. çiçeğimizi sizlerle birlikte kapatmak için e, işlemimi yapmadım. Şöyle tekrar edelim. 1. çiçeğimizden sonra ilk çiçeğimizi kapadıktan sonra 2 tane trabzan aramızı bir defa başını dolayıp üçer defa çektik bakınız 3 tane burada 3 tane diğer tarafta tekrar trabzanlarımızı 6 tane yuvaya doldurarak en son yuvamızı ördükten sonra birinci yuva arasından girerek bağladım. Sonra yine iki trabzan boşluğunu başını dolayıp çektiğimiz trabzanlarımızı ördük. Sonra diğer çiçeğimizi yine arasında ikişer tane boşluğumuzu görmekteyiz. Bütün çiçeklerimizi ördük. En son çiçeğimizi sizlerle birlikte tamamlayalım. İlmeğim burada. İlk trabzanımın hemen yanına giriyorum. İlk trabzan arasına girmiştik. Burada sık iğnemin bulunduğu noktaya giriyorum. Alıyorum. İlmeğimi bu şekilde kapatarak son çiçeğimi de tamamlamış oluyorum. Bir zincirle burayı sabitliyorum. Başını doluyorum. 1 2 ve 3. Tekrar başını doluyorum. Diğer yuvaya giriyorum bir ipimizi yarımlamaya katlı ipler bu şekilde yarımlanabiliyor. 3 tane ördükten sonra şimdi son sıramızı örmeye başlayalım. Şurada trabzan aramıza girmiştik. Geçişimi yapıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Diğer hemen bu üçlü grubumuzun yanına dışına bir tane sık iğne. 3 tanenin her birine birer sık iğne. Yani görmüş olduğumuz aşağıdaki çalışmamızın hepsine sık iğnelerimizi örelim. Ara boşluğa giriyorum. Diğer tarafına geçiyorum sık iğne. Sonrasında trabzanlarımla bir defa başın dolayıp aldığım 6 trabzanımı birer birer örüyorum. Boşluğa bakınız arkasına batıyorum. Diğer tarafına batıyorum. Sonra bir defa da çektiğim trabzanlarımı örüyorum. Boşla ve başlangıç noktamıza geldim. Geçiriyorum. Şöyle ilmeğimi bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keserek tamamlıyoruz. Evet, suluğumuzun ağız kısmını bu şekilde çalıştık. Gayet güzel oldu. Çok güzel 3 boyutlu çiçekli hoş bir görüntü oldu. Bu hardar rengimizle bir katını ördüğümüz bölümümüze de bir tane işlemimizi yapalım. Bir tane zincir çekiyorum ve hemen örmediğimiz katımızı örmeye başlıyorum. Şöyle giriyorum. Bakınız bir tanesini örmüştük. Çizgi şeklinde herhangi bir yerden giriyorum. kapatıyorum. Bir tane zincir çekip aynı yere giriyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki katıma giriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sonraki kata geçiyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıraya. Bir zincir. Bir zincir. Bir, bir kat arası birer tane zincirimiz olacak. Şöyle küçük bir nüans çalışıyoruz buraya. Şöyle görmekteyiz. Sona kadar tamamlayalım. Sona kadar geldim en son başlangıç yerine giriyorum buraya zaten zincir çekmiştik geçişte zincir çekmeyelim bir zincir çekip birleştirme işlemimi yaptıktan sonra ipimi koparıyorum ve aşağıya doğru şöyle gizliyorum iç kısımlara geçireceğiz daha sonrasında biraz uzaklaşalım bulunduğumuz noktadan sarının içinde kaybediyorum daha sonra şöyle derinden giriyorum. Burada içe doğru kalmasını sağlıyorum. Şimdi şişeme geçirmek istiyorum. Şişemizin alt kısmına da çiçeklerimizle aynı bir güzel boyut kazandırdık. Şöyle hoş bir görünüm kazandı. Şimdi tutmak için küçük bir sap çalışması yapmak istiyorum. Dileyen dilediği boyda çalışmamızı yapabilir uzun kullanmak isteyen daha uzun omuza kullanmak isteyen ya da hemen şöyle elimizde tutmak için nasıl isterseniz göstereceğimiz şekilde ya da daha farklı şekilde güzel bir kulp çalışması yapalım hemen ben mavi renginden başlamak istiyorum mavi rengiyle şu kısımdan dikip diğer tarafına birleştirecek kadar bir ölçü yeterli olacaktır hemen ipimizi alalım bir tane düğümümü attım bir iki tane zincirimi çekiyorum İki zincirimi çektikten sonra ikinci zincirin içerisinden ilmeğimi alıyorum. Her ikisini birden örüyorum. Şu aşağıdaki ilk zincirin yanda duran kısmından giriyorum. Bakınız yanda duran aşağıdaki ilk zincirin. Giriyorum. Buradan bir ilmek alıyorum. Ilmek alırken burası dönüyor. Hiç problem değil. Dönecek zaten. Bir ilmeğimi çıkarıyorum. İki tane ilmeğimiz oldu. İkisini birlikte alıyorum. Biraz da bakınız böyle bol tutun ki hem kolay hem de güzel olsun. İkisini birlikte çekiyorum. Şimdi burada ilk önce zincirimizde bir olan ilmek sayısı sanki burada iki oldu. Bakınız ikisini de birlikte giriyorum. Şöyle iki ilmeği de aldım. Bir ve iki. Bakın alırken dönüyor. Örüyorum. Dönüyor. Bakın çektim. İkisini birlikte kapatıyorum. Önde iki ilmeğimi görüyorum. Her ikisini de alıyorum, dönüyor, örüyorum. Örüyorum 1 ve iki, şöyle giriyorum. Örerken dönüyor. İkisini birlikte kapatıyorum. 1 Bir ve 2, iki. ikisini alıyorum, örerken döndürüyorum. Tekrar ikisini birlikte kapatıyorum. 1 2 alıyorum döndürüyorum kapatıyorum örüyorum döndürüyorum kapatıyorum şu şekilde bakınız dönle döne istediğimiz boyuta ulaşana kadar örelim İkisini alıyorum döndürüyorum kapatıyorum İki ilmeği yandan döndürüyorum kapatıyorum ikisini alıyorum Döndürüyorum ve kapatıyorum. İkisi, bakın çok zevkli dönüyor. Kapatıyorum. Döndürüyorum, kapatıyorum. Sık yapmayalım. İkisini alıyorum. Ilmeğimi çıkardıktan sonra kapatıyorum. Ilmeğimi alıyorum, döndürüyorum, kapatıyorum. Kullanacağımız ölçü olana kadar örelim. Ben kısa, hemen elde. Tutulacak kadar bir ölçü çalışmak istiyorum. Tamamen zevkinize göre bu uzunluğu ayarlayabilirsiniz. Yeterli ölçüde ördüm. İstediğim uzunluk geldi. Şöyle bakın tam 20 santim örmüşüm. Zaten su olduğu zaman içine biraz daha ağırlaşıp uzayacaktır. 20 santim bu çalışmamızı yaptıktan sonra Şimdi e, kenarına bir sırada sık iğne örerek devam edelim. Aynı yerden hemen şuraya bir tane zincirimi çekiyorum, batıyorum. Kenardaki bakın şöyle kabartılı bölümler var. Oraya giriyoruz sivri sivri bölümler. Bir tane sık iğne. Her sivri bölüm için bir tane sık iğne çalışıyorum. Devam edelim. Başlangıç noktama kadar geldim. Şöyle görelim. Başlangıç noktamızdan karşıya geçiyoruz zincirimizin içerisine girelim. Tekrar diğer kenara geçerek bir sık iğne örelim. Bakınız kenarda da düz düz belirli. Hepsine birer tane sık iğnemi atıyorum. Minik yuvalara ve ilerliyorum. Uç noktaya kadar geldim. Uç noktadayım. Hemen iki tane ilmeğimin arasına geliyorum. Geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra şöyle ipimi biraz uzun kesiyorum ki bu e, alttığım ipimle suluğuma dikmek istiyorum. Şöyle görelim. Bakın ne kadar güzel oldu. Ellerimiz için, sevdiklerimizin, çocuklarımızın elleri için minik güzel bir konfor. Şimdi burayı 3 sağ tarafta 3 sol tarafta kalacak şekilde şöyle üçer üçer ayırıp tam ortalayıp dikiyoruz. İğnemi taktım. Şuradaki trabzanımın üzerine dikmeye başlıyorum. İğnemi şöyle aşağıya geçiriyorum. Üstten dikiyorum bakınız. Morumu da kapatıyorum. Bir bütünlük kurmak için alt kısmıyla suluğumuzun morun altından dikiyorum yani mor altta kalacak mavimiz mavi ile bütünleşecek kol kısmıyla suluğumuzun gövde kısmı tabi burada dikişler en güzel şekilde nasıl dikiyor isek o şekilde dikelim çok çok becerikli arkadaşlarımız mevcut Burada bir de e, kameranın altında dikmek biraz daha zorlayıcı olabilmekte. Suyumuzu taşıyıp sevdiklerimizi zora sokmayacak sağlamlıkta dikelim. Diğer tarafı da aynı şekilde düzgünce dikelim ve yeniden görüşelim. Kulbumuzu da bu şekilde diktik. Bakın gayet güzel oldu. Su e, içine aldığı zaman birazcık daha bu mesafe açılacak. Tabii ki ağırlığın aşağıya doğru çekilmesi. Sabımız da yukarıya doğru çekecektir. Evet şöyle görmenizi istiyorum. Çok tatlı, çok hoş, e, güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Şöyle bakalım. Çiçeklerimizi tabi dilediğiniz renkteki bu kabartılı boyutlu çiçeklerimizle örebilirsiniz. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.